Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hadler, cezalar. Evlenmiş veya evlenmemiş olan kadınların hadleri yani cezaları. Zinanın kısımları, zina iki kısımdır. Birincisi evlenmiş olan kadın, ikincisi evlenmemiş olan kadının zinası. Evli kadının ve erkeğin zina haddi cezası. Evlenmiş olan kadın ve erkeğe gelince onun haddi yani cezası recimdir. Recim zina yapan kadın ve erkeğin kadın ve erkeğe zina yaptıklarından ötürü İslam devleti tarafından verilen ölüm cezasıdır. Halkın tamamı toplanıp zanileri taşlayarak öldürülme fiiline recim denir. Bekar kadının ve erkeğin haddi zina yani zina haddi cezası. Evlenmemiş bekar olan kadın ve erkeğe gelince onun haddi de 100 sopa veya kırbaçla vücuduna vurmak. Ayrıca bir senede bir konak mesafesinde olan bir yere sürgün edilip garip bırakılır. Evli kadına ve erkeğe zina haddi cezası uygulamanın şartları, evlenmemiş olan kadın ve erkeğe had cezası uygulanması için gereken şartlar 4 tanedir. 1- Bali olmak, 2- Akıllı olmak, 3- Hür olmak, 4- Sahih bir nikahla cinsi münasebette bulunmuş olmak. Köle ve cariyenin hadleri, cezaları, köle ve cariyenin haddi hür olan kadının haddisi, haddinin yarısı kadardır. Erkeğin erkekle, hayvanlarla münasebette bulunmanın haddi cezası, livata erkeğin erkeğe birbirlerine arkadan temas etmesi. Böyle bir fiil için Lut Aleyhisselam'ın kavmi bundan dolayı helak olup yok olmuşlardır ve tarihten silinmişlerdir. Ve zilivata ve hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak da zina gibidir. Yani zinadaki ceza neyse livata ve hayvanlarla yapılan temasın cezası da recmetmektir. Fercin dışında cinsi münasebette bulunmanın haddi cezası, her kim fercin dışında cinsi münasebette bulunursa bunun cezası o fiili yapan kişi tazir edilir. Haddin en azı tazire ulaşmaz, tazir edilmez, had edilir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.